Böyle bir gerekçeyi bize yazın, okuyalım ama geçen haftadan başlayıp bu haftaya taşıdığı bir söylem var ki bu çok ayıp, bu çok ayıp, sürtük, sürtük dedi Erdoğan gezi eylemcileri için, gezi ruhunu savunanlar için, geziye destek vermiş kişiler için bunlar sürtük dedi, bunlar çürük dedi. Bu nereden bakarsanız bakın, bir küfür. Hakaret. hakaret. Damalarda böyle geçmiş. Bir içtihat oluşmuş. Bu küfür ve hakaret. Peki, geçen hafta son programda Salim'i hatırlar mısınız? Konuştuğumuzda bir özür diler mi acaba diye bir şey telaffuz ettik. Yani bir özür diler mi? Çünkü bir özür gerekir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı milyonlarca yurttaşına küfür edemez. Ama Erdoğan, bırakın özür dilemeyi, arkasında durdu söylediğinin ve dedi ki, hak ettikleri teşhisi koyduk dedi. Hak ettikleri teşhisi koyduk dedi. Yani sürtük onların hak ettiği bir teşhis diyor bize göre ve biz o teşhisi koyduk diyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir şey yapılamıyor mu ya? Ya yani büyükelçi cumhurbaşkanı kafasına göre küfredebiliyor mu? Nedir bu konuda hukuki durum? Şimdi, çok şey yapılabilir tabii ki. Ben ama e, çok kısa iki şekilde açıklamak isterim. Bir ahlak etik boyutunu mutlaka açıklamak isteriz. Bir sefer bu ülkenin cumhurbaşkanı milyonlarca kalınına kızına sürtük kelimesini kullanıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. İki, Sayın Cumhurbaşkanı bu söylediği cümleleri açıklarken halk diliyle konuşmuş. Hayır, biz aramızda birbirimize sürtük demiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Sokağa çıkmadığın için, halkın arasında çıkmadığın için herhalde sen farklı bir şey düşünüyorsun. Yani bu ülkenin yurttaşları birbirine sürtük mü diyor? Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı gerçekten bunu söyleyebilir mi? Yani Utaş sürtük diyorum. sözcüğünün halk dilinde olduğunu B mu söylüyor B Cumhurbaşkanı? Evet. Evet. Bunu söyledi. Halk diliyle konuştum dedi. Halk böyle konuşmuyor. Ben işte Anadolu'daydım. Anadolu'daki kadınların, pazarteyi kadınların hepsi lanetliyor. Lanetliyor. Yani bu hiç kabul edilir bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti... Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'ya kadar gidelim, bir devlet başkanı böyle bir cümle kullanmadı. Bakın, başka bir ülkenin devlet başkanı herhangi bir kadınıma bu kelimeyi kullansa tüm diplomatik ilişkileri askıya alırız. Ben o ülkede bulunsam o anda ben o ülkeyi terk ederim. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı kadınlarına, bakın genel konuşuyor, o gün Gezi'de bulunan resimlerini sosyal medyada paylaşan, resimlendiren herkes dava açabilirken. Hayır, bu kabul edilemez. Gelelim Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğuna. Bir sefer her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı tazminat davası açabilir. Açsın. Reddetsinler. Açın. Adalet tecelli ettiği zaman, adil mahkemeler bu ülkede olduğu zaman bu davaların hepsi tekrar görünür. Hani diyordu ya, söke söke alırsınız, söke söke alırsınız. Gelelim cezai sorumluluğuna. Bugün için reddetseler bile. Tabii yarın bugün o adli süreçler hak ettiği şekilde işleyebilir. Tabii ki. Ve o zaman o tazminatları bu yurt ülkenin yurttaşları Cumhurbaşkanı'ndan söke, söke söke, alabilir söke mi? alabilir. Eğer bu ülkede adalet olsa, bağımsız yargı olsa, bağımsız hakimler olsa, kanuna, vicdanına göre karar verse... Çünkü Türk Ceza Kanunu 26 mağdurun ismini açıklamamış veya islatı üstü kapalı bir şekilde yapmış olsa da eğer hedef belliyse, Hedef netse ki, hedef net belli, benim de eşim oradaydı, benim de kız kardeşim oradaydı, benim de büromda çalışan avukatlarım, arkadaşlarım oradaydı. Orada bulunan herkes dava açabilir. Davanın tarafıdır ve tazminata hükmedilmelidir. Bu tazminat kısmı. Korkmayın. Açın, red etsinler. Sonuna kadar gidin. Sonuna yani kadar bu gidin. Konuda yurttaşlarımız şikayetçi olmaktan çekinmemeli diyoruz. Kesinlikle anayasal Hı. hakları sakın bu adamdan korkmayın. Bu sizin hakkınız. Peki nasıl bir hukuki argümanla şikayetçi olunmalı? Yani nasıl bir metin, nasıl bir ifade ee, ne demeli? Efendim çok net. Çünkü hakaret suçunu işlemiştir hakaret eylemi gerçekleşmiştir. Milyonlarca bu insan hakaret tabii ki manevi açıdan hı hı. yıpranmıştır, rencide olmuştur, üzülmüştür. Yasa onlara bu hakkı veriyor. Bakın Medeni Usul Kanunu bu hakkı veriyor. Medeni Kanun bu hakkı veriyor. Borçlar Kanunu bu hakkı veriyor. Bu haklarını kullansınlar. Reddedeceklerdir. Bundan da eminim. Ama çok yakın bir zamanda bu ülkedeki bağımsız gerçekten Türk milleti adına karar veren yargıçlar hı hı gerçek kararı evet. verecek. Peki adliyede hangi makama e, gidip? Dava miktarına işte, çoğunlu... göre <laughs> Sulh Hukuk Mahkemesi'ne asli Hukuk Mahkemesi'ne gidecekler. Normal tazminat davasını açacaklar. Ben mad bakın maddi boyutunu Hı -hı. manevi tazminat davasını söylüyorum. Cezai boyutu farklı bir şey. Çünkü bu yeni yasa 6.771 sayılı anayasa değişikliği kanunu Cumhurbaşkanı'nın e, yargılanma sürecini çok zorlaştırdı bir sefer şu tartışmayı kesin olarak ortaya koyalım. Çünkü yasa net bir şekilde göreviyle ilgili ya da diğer suçlardan Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilmesi için bir salt çoğunlukla soruşturma açılabiliyor. Ondan sonra nereye gidiyor? Meclisteki salt çoğunlukla. 360 ile soruşturmanın açılmasına karar veriliyor. Peki, Görüşme açılması için. Evet, 231. evet. Sonra... Komisyon bir karar veriyor. 400 milletvekilinin de oyuyla yani 3/2 ile Yüce Divan'a sevk ediliyor. Hı. Yalnız burada bir şey var. 148 Anayasa Mahkemesi'nin görevini tanımlar. Bakanlar Sayıştay, Yargıtay, <laughs> Yüksek Mahkeme üyeleri, Cumhurbaşkanı <laughs> görevleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde yargılanır diyor. Yüce Divan sıfatıyla. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın görevi yurttaşına sürtük demek olmadığına göre burada Cumhurbaşkanı adli mahkemelerde yargılanacaktır günü geldiğinde. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın göreviyle ilgili bir şey değil. Evet eğer ki Durum görevi değil. yurttaşlarına hakaret etmek, sürtük et, e, kelimesini kullanmak hmm. gibi bir anlam çıkarsa ki bu akıl tutulmasıdır, onun göreviyle hiçbir alakası yoktur. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin ne işi, ne duruşu, ne görevi? Onu bu suçtan dolayı yargılamak değildir. Asya Ceza Mahkemesi, şey Ağır Ceza Mahkemesi'nde normal adli yargılarda her vatandaş gibi bugün bu aritmette yargılanmayacaktır. Ama yarınlarda bu nitelikli bir çoğunluk bu mecliste olduğu Hı. zaman bu beyefendiyi yargılatacaktır. Tarihte bunu yazacaktır. Tazminat. Bakın tazminatı Tazminat. zaten bugün açabilir. Evet. Herkes tazminatı açabilir. Ama ceza yargılanması için bu prosedürler önemli. Tabii ki bunu teklif ederiz. Reddederler ama şunu herkes bilsin. Yüce Divan'da görevinden dolayı Recep Tayyip Erdoğan yargılanamaz. Bu sayılar 301, 360, 400 bulunduktan sonra <laughs> yargılanacağı yer adli mahkemelerdir. Çünkü göreviyle ilgili bir değil, durum değil. Evet. Ee, Salim Bey Sürtük dedi, yetmedi. Bu kez de arkasında durdu. Yani pekiştirdi. Yani adeta çok da doğru söyledim. Çok da iyi ettim size sürtük demekle. Çünkü sizin hak ettiğiniz teşhis bu dedi. E bu durumda mesela ben bir yurttaş olarak şikayetçi olduğumda e Cumhurbaşkanı hakaretini adeta katmerlemiş olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ya şimdi e, Gökmen Karadağ yani hani biliyorsunuz. Beni ikaz edeceksiniz biliyorum ama yani bir yanda şimdi tepede rütük tehdidi, bir tarafta e, bütün konuşmalarımızı böyle aportta dinleyen ilgili merciler cımbızlamak, cımbızlamak üzere, bekleyen, üzere infaz evet. etmek üzere yani bekleyen şimdi dikkatli olmak da zorunda hissediyor Hı. insan kendini. Bir de yani ben o düzeye inmeyeceğim tabii. O seviyeye Muhakkak. inmeyeceğim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı o e, üslup ve düzeyi e, kendisine bırakarak biz yine düzeyimizi ve şeyimizi tabii, tabii. koruyalım. Ben şu açıdan Şunu soruyorum Bakın Bey. şu açıdan soruyorum. Ya bu ülkenin milyonlarca yurttaşına bir cumhurbaşkanının kafasına göre peş peşe sürtük diye hakaret etmesi durumunda bu yurttaşı koruyacak hukuki hiçbir şey yok mu ya? Yani maalesef yok. Maalesef yok. İşte bu tek adam rejimi, bu otoriter yapı, bu hukuk tanımayan yapı, hukuku kendisine göre yontan bu oluşum adına ne diyorsanız bu ucube rejim böyle kurguladı kendisini. Ya bir cumhurbaşkanının bu Erdoğan olur, yarın başkası olur, şu olur, bu olur. Her ne suç işlerse işlesin. Yani görevine girsin girmesin. Bütün işlediği ya trafik kazası dahil, birisini gidip kasten öldürse dahi herhangi biriyle kişisel bir husumeti olsa yani farklı normal adi suçlar işlese bile biraz önce Ali Mahir Bey'in söylediği gibi o hesaplara bağlı. O hesap olmadan 400 milletvekili bulunmadan Yüce Divan'a sevki mümkün değil. Ve ne zaman olursa olsun 20 sene sonra da 30 sene sonra da 400. yargılanacağı zaman yine 400 milletvekili ve yine Yüce Divan'da yargılanacak. Şimdi böyle bir sistem kurulmuş durumda. Bunun verdiği rahatlıkla konuşan ya işin hukuki yanı da çok önemli değil. Yani bizi yöneten kişinin, bizi yöneten bir yapının, bir yöneticinin böyle bir dil kullanıyor ve bunda ısrar ediyor oluşu. Böyle bir yöneticinin bu insanlara